Şimdi bugünün ilk Skype bağlantısını Suat Umurhan'la yapacağız ve okuduğumuz gazeteleri kendisiyle değerlendireceğiz. Suat, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, iyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Galatasaray'la istersen hemen başlayalım. Galatasaray'da zira Türkiye Kupası'ndan elenmenin yankıları sürüyor ama saha içinden ziyade saha dışında süren bir tartışma var. PFDK sevkleri var, çok ciddi tepkiler var. Bugün okuduğumuz kadarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulacak. MHK'ya yönelik istifa çağrıları zaten hala devam ediyor. Ve bu ortamda bu haftayı bay geçecek bir Galatasaray. Bu gündemi nasıl yorumluyorsun? Gerçekten enteresan işler oluyor. Bu sadece de Galatasaray açısından evet. Son haftalarda Galatasaray aleyhinde inanılmaz hatalar yapılıyor ama yani diğer takımların da büyük isyanı var. Ne bileyim alt ligde Sakarya Altay maçında çok büyük isyan oldu. Yani garip garip işler oluyor hakem camiasında ama şampiyonluğa giden en önde ve açık ara olarak devam eden şu anda Galatasaray'a karşı yapılanlar biraz da bardağı taşırdı ve bir camiayı harekete geçirdi artık. Çünkü Başakşehir maçında evet Galatasaray'ın öyle harika futbol oynadığını, çok dominant oynadığını söyleyemeyiz. Son 2-3 haftayı da baz alırsak gene söyleyemeyiz ama ortada bir vaka var, bir durum var. Yani golden önce faul var. Yani ayak fazla kalkıyor. Bir devam kararı. Ceza sahası içinde elle çarpan iki tane pozisyon var. Devam kararı. Devam edebilir. Orta hakem görmeyebilir. VAR'dan uyarı yok. Bunların üstüne geçtiğimiz gün eski hakem Fırat Aydınus'un yaptığı bir röportajda VAR'daki sorunları, kendisinin yaşadığı uyumsuzluğu anlattığı cümleler var ki yani herkesin bulup izlemesini isterim. Ben diyor VAR'a soruyorum başka açıdan daha iyi görüntü var mı? Ben göremedim diyorum. Sen ne verdiysen o vardır diyorlar. Ama ellerinde 3-4 tane farklı açıdan görüntü var diyor. Yani bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Burada büyük problemler baş gösteriyor. Bunlar sadece şu anda Galatasaray özelinde konuşuyoruz. Çok sert işler ama diğer takımlara baktığımızda hafta hafta küme düşme hattındaki takımların büyük problemleri var. Ortada bir kaos var aslında. Bunu çözmek de bence Kulüpler Birliği'nin işi. TFF sadece tek başına bu işi çözemez. Kulüpler Birliği eğer bundan sonra futbolun gelirini, marka değerini, inanılırlığını arttırmak istiyorsa devreye girmeli. Icardi'nin sevk edilmesi oradan ve ucu açık sevk ediliyor onu da belirteyim. Ne kadar ceza verilecek, ne olacak? Bunlar gerçekten kamuoyunu futbolun dışına çıkartan, hep sahanın dışına çıkartan işler. Peki saha içine geçtiğimiz zaman şüphesiz Galatasaray'da bir düşüş var ve bunun nedeni aslında iki başlık altında toplanıyor. Sen hangisini daha yüksek görüyorsun? Bunu aslında sormak istiyorum. Birincisi Galatasaray çok fazla ara verdi, maç ritmini kaybetti ve ciddi bir ritim kaybı yaşıyor. Bu nedenle bir düşüş var. İkinci görüşte Okan Buruk son dönemde yanlış tercihler yaptı, rotasyon yaptı ve bu rotasyonda takıma yaramadı. Sence hangisi? Şimdi yani ikisi de tabii ki farklı farklı ama ben birinciyi daha çok öne çıkartırım. Çünkü bir takımın maç oynaması en önemli silahdır. Yani futbolcuları idman sevmez aslında, maç severler. Bir dur, bir kalk, bir bay, bir işte ertelenmiş maç derken plan program değişti, o ritmi yakalayamadı. Zaten takımların inişleri, çıkışları elbette ki olacaktır. Bakın Fenerbahçe yükseldi. Dünya Kupası öncesi bir iki maç sonra düşüşe geçti. Tekrar çıktı. Galatasaray'da da bunlar olacak. Ama burada asıl problem biraz takımın sağ içinden kopartılması. Takımda değişiklikler. Mesela Abdülkerim'le Nelson'un zaman zaman kopması. Bunlar sakatlık ve cezalardan dolayı. Ama diğer tarafta bir uyumsuzluk başladığı zaman ki burada ben Zaniola'nın gelişinde aslında biraz problem olarak görüyorum. Yani böyle hamleler her zaman işe yaramayabilir. Biraz takımı zora sokabilir. Çok kaliteli bir futbolcu ama takımın olan düzenini şimdi Zaniola'yı da monte etmeye çalışıyorsunuz. Size evet galibiyetler getirir ama başka yerlerden de kayıplar olabilir. Bu da rotasyonda problem olarak öne çıkabilir. Ama diğer taraftan bir Galatasaray'da konsantrasyon eksikliği var. Bunun altını çizmek lazım. Hakem hataları var ama hep hani klasikleşecek. Gerekirse hakemi de yeneceksiniz. Çünkü kalan haftalarda başka şampiyonluk adına başka bir lüks yok. Galatasaray bütün herkesi yenerek şampiyon olmak zorunda. Çünkü geriden gelen bir Beşiktaş, bir Fenerbahçe var. Unutmayalım. Yani
çok fazla maç yok ama çok fazla puan kaybı yaşanacak maç var ortada. O yüzden bir an önce sahaya dönüp bu hakem işlerini bir kenara bırakıp biraz erteleyip futbola odaklanmak lazım. Yoksa bir tane puan kaybı, bir tane yenilgi işleri bayağı ciddi probleme sokabilir. Icardi'ye hızlıca bir parantez açalım. Arjantin basınına verdiği röportaj çok konuşuldu. Galatasaray taraftarlarını da heyecanlandırdı. Çünkü burada çok mutlu olduğunu ve geleceğinin aslında burada olduğunu söyledi. Her ne kadar gazete haberleri Vanda Nara'nın buna pek izin vermeyeceğini söylese de senin yorumun nedir? Icardi çok büyük bir oyuncu, çok büyük bir star. Türkiye'ye gelmesi gerçekten bence hani Anelka, Drogba vesaire transferleriyle başa baş, yaşını da düşünürsek çok daha önde. Burada Vandanara'nın elbette ki oyuncuyu Milano'ya, Paris'e getirmek istemesi normal ama Paris kapısı kapalı. O yüzden İtalya olarak yoklayacaktır. Çünkü farklı bir hayat yaşıyorlar. Arjantin, Milano, Paris ve şimdi İstanbul, dört farklı şehirde dönen bir hayatları var. O yüzden de İtalya'yı istemesi normal. Bir sene kontratı kalıyor. Ne kadar para alacaksa ona yönelik hamle yapacaktır. Ama burada Galatasaray'ın elini güçlendirecek şey taraftar ve camia ve ortam. Ama şunun altını çizeyim. Icardi gibi yıldızları burada garip garip sevklerle futboldan küstürürseniz, bugün Icardi gider İtalya'ya bir demeç verir, iki tweet atar, ortalık değişir Türk futboluna karşı. Fenerbahçe'de Valencia atar vesaire. Bu futbolcuları futboldan soğutmamak gerekiyor. Peki hızlıca Fenerbahçe'yi de konuşmak istiyorum. Derbi mağlubiyetinden sonra çok yara almış gibi görünen bir Fenerbahçe. Zira Türkiye Kupası'ndan sonra ise tam tersi moral kazanmış gibi görünen bir Fenerbahçe. Şu anda en azından bizim gördüğümüz tablo bu. Ama acaba bunun devamı nasıl gelecek? Çok kırılgan bir yapı olduğunu biliyoruz. Yönetime yönelik tepkiler var. Artık bu tepkilerin futbolculara da yöneldiğini söyleyebiliriz. Şu ortamda Fenerbahçe açısından ligin ve kupanın gidişatının nasıl olacağını düşünüyorsun? Büyük maçları kaybeden ve kaybederken de futbol olarak sahada olmayan bir Fenerbahçe. Ama görece olarak daha düşük seviyeli maçlarda rakiplerini kendi yıldızlarıyla, Jesus'un planlarıyla bozan bir Fenerbahçe var. Kayseri maçı da böyleydi. Ama taraftarın tepkisi, ben %100 haklı buluyorum. Özellikle bazı isimlere ben Ferdi'ye tepki gösterildiğini hiç duymadım. Ya da Emre Mor'a, ya da Arda Güler'e, Valencia'ya. Yani işini yapan isime, oyuncuya bir tepki yok. Ama İrfan Can, ne bileyim, başka bir iki tane daha isim, bunlara yönelik tepki var. Çünkü siz büyük paralarla, büyük şöhretle geliyorsunuz ve katkınız minimum seviyede. Buna bir de şunu ekleyelim. Yani sanki futbol oynamadan çok şey yapıyormuş imajını taraftar yemez. Gerçekten yemez. Herkes futbolu biliyor ve bütün dünyaya hakim. Siz hiçbir şey yapmadan çok şey yapıyormuş imajı verip, sahada kavga çıkarıp futbol oynamadan bir şey yapıyorsanız, orada taraftar bir yere kadar sabreder. O yüzden bence biraz da futbolcuların kendine dönüp bakması gerekiyor. Fenerbahçe şampiyonluğun hala büyük adayıdır. Kupanın bir numaralı favorisidir. Bence Türkiye Kupası'nda zafere ulaşıp kazanmak onların en büyük çıkış yoludur. Diğer tarafta da ligi sonuna kadar kovalayacaklardır. Bu güçleri var tabii ki. Peki. Suat Umuran, çok teşekkürler yorumlar için. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, Suat Umurhan'la Galatasaray ve Fenerbahçe'yi değerlendirdikten sonra geçelim Beşiktaş'a. Değerli izleyenler, siyah beyazlılarda Fenerbahçe'ye attığı golden sonra sözleşmesi otomatik olarak uzayan Cenk Tosun'a +2 yıl daha kontrat önerilecek.